İş sağlığı ve güvenliği dersinin bu haftaki konusu kimyasal risk etmenleri. Bildiğiniz gibi kimya alanındaki gelişmeler birçok kimyasal madde kullanımının gerçekleşmesi, endüstriyel boyutta, sanayide o kadar çok kimyasal madde kullanılıyor ki, o kimyasal maddelerin kullanılması neyi ortaya çıkarmıştır? Kimyasal maddeden kaynaklanan riskleri ortaya çıkarmıştır. Çünkü yoğun kimyasal maddelerin kullanımının sonucunda insanın vücuduna geçici, kalıcı ya da telafisi mümkün olmayan hasarlar verilebilmektedir. Bu bakımdan kimyasal risk etmenlerinin neler olabileceğini, nasıl olabileceğini, ne yapılmaktadır? Bu dersimizde bunları göreceğiz. Öncelikle kimyasal maddeyi tanımlayalım. Kimyasal madde, doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik ve karışımlara kimyasal madde diyoruz. Yani birisini bir şeyle karıştırdığınızda, efendim işte bir takım neler ortaya çıkmaktadır? Elementler, bileşikler ortaya çıkmaktadır. Yani bugün işte elinizi virüs sardığı dolayısıyla sabunla yıkayınız. Sabun nedir? Sabun bir kimyasaldır aslında bakarsanız. Kimyasal maddelerin bileşiminden oluşuyor. Onunla birlikte bir yıl tükettiğimiz gıda var. Gıdaların içinden hemen hepsinde ciddi kimyasal maddeler vardır. Bunların hepsi neyi oluşturuyor? Bizde işte bileşiminden ya da sonundan ya da üretimde, tüketimde değişik nedenlerle ortaya çıkan etmenler ortaya çıkmaktadır. Tehlikeli kimyasal maddeler ne oluyor? Peki bir de kimyasal maddelerin hepsi çok tehlikeli midir? Değil tabii ki. Bazı maddeler tehlikeli değilken bazıları çok tehlikeli olabilmektedir. Geçenlerde belgesellerin bir tanesinde Nobel'i, hayatını izlemiştim. Nobel, mesela Alfred Nobel, ününü niye borçlu? Dinamite borçlu. Dinamiti üretmiş ve binlerce insanın ölümüne neden oluyor. Dinamit nedir? Bir bileşimdir aslında. Tehlikeli kimyasal madde neler? Patlayıcı, oksitleyici, kolay alevlenen, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir ya da alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeye biz ne diyoruz? Tehlikeli kimyasal madde diyoruz. Mesela Adana bölgesinde hep tarım ilacı uygulayacağım, işte pamuğa ilaç atacağım diye düşünülmez, ilaçlama yapacağım diye hiç söylenmez. Pamuğa zehir atmaya gidiyorum ben. Tarım ilaçlarının tamamı çok tehlikeli kimyasal maddelerdir ve zehirlidir. Yani her şeye karşı zehirlidir. Böcekleri öldüreceğim diye ne yapıyorsunuz? İnsanları da belirli bir oranda insanları da zehirliyorsunuz. Bitkileri zehirliyorsunuz. Çevreyi zehirliyorsunuz gibi. Bakın tarımda da ne var? Kimyasal maddeler çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. İşte tarım ilaçları mesela. Bu tehlikeli sınıftaki kimyasal maddeleri bunu yukarıda bu sınıfa girmemekle birlikte kimyasal, fizikokimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanma veya iş yerinde bulundurulma şekli nedeniyle çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturulabilecek maddeler de tehlikeli kimyasal madde sınıfı içine girmektedir. Mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş maddeler olarak ifade edilmektedir. Yani tehlikeli kimyasal maddelere bunlar diyoruz. Şimdi kimyasal maddelerin bir kayıt numarası var. KAS diye bir numara var. Chemical Abstract Service numarası diyoruz. KAS. Chemical Abstract Service numarası. Ya da EC numarası var. European Commission Number dediğimiz bir de number var. Maddenin yapısal özelliğine göre Avrupa Komisyonu'nca verilen numara var. ANSI numarası var. European Inventory of Exciting
commercial chemical substance. Avrupa mevcut ticari kimyasal maddeler envanteri var. Şimdi bunların hepsi nedir? Kimyasal maddelerdir. Bunlara biz kimyasal maddelere kayıtları diyoruz. Bir de karışımlar ortaya çıkıyor. Mesela bir kimyasal maddeyle başka bir kimyasal maddenin karıştırılması sonucunda ortaya bir şeyler çıkıyor. Buna da müstahzar diyoruz. Mesela müstahzar maddeler diyoruz. Yani ki karışımın sonucunda. Bunu ev kadınları çok sık yapıyor. Bir kimyasal maddeyle bir kimyasal maddeyi karıştırıyor. Hatta zehirlenmelere neden olabiliyor bu tür yapılar. Müstahzarlar ortaya çıkabiliyor. Mesela ilaçlar, tarım ilaçlarından bahsettik ama insan ilaçlarını unuttuk. İnsan ilaçlarının hepsi zehirli maddelerdir. İnsan ilaçları da aynı şekilde. Birçok ilaç kullanıyorsunuz, yani kullanıyor, herkes kullanıyor ilaçları. Kullanılan ilaçların nedir? Ekstra verilen, vücuda ekstradan verilen bir ilaç. Bu ilaçlar tabii ki etki ediyor. Şimdi bir diğeri çevre için tehlikeli maddeler var. Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç unsuru için hemen veya sonra kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddelere de çevre için tehlikeli maddeler deniyor. Tehlike ne demek? İş yerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeline de biz tehlike diyoruz. Risk var, riski uzun uzun anlatmıştım. Tehlikeli madde ve müstahzarların kullanım şartlarında veya tehlikeli maddelere maruz kalınması halinde maddenin ve müstahzarların çevre ve insan sağlığına zarar verme olasılığı ve zararın ciddiyet derecesine de risk diyoruz. Kimyasal maddelerden kaynaklanan risk. Alerjik madde solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddelere de alerjik madde diyoruz. Kanserojen madde var. Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddelere de kanserojen madde diyoruz. Mutajen madde var. Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelere de mutajen maddeler deniyor. Yani genetik yapıda bozulmalara neden oluyor. Üreme için toksik maddeler var. Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde erkek veya dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan veya doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran maddelere de üreme için toksik maddeler diyoruz. Mesleki maruziyet sınır değeri var. Başka şekilde belirtilmedikçe 8 saatlik sürede, bakın çalışma süresi ne diyoruz? 8 saatle sınırlandırılmış durumda. ILO sözleşmesine göre çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman aralıklı ortalamasının üst sınırına da mesleki maruziyet sınır değeri diyoruz. Özellikle bunu daha önceki derslerimde de bahsetmiştim. Mesela yırtık pırtık kotlar giyiyorsunuz modaymış diye. Yani biz utanırdık bunları giymeye. Şimdi insanlar bunu utanmadan bir de bak benim bu kotum yırtık diye göstererek ve çok yüksek bedeller ödeyerek ne yapıyor? Yırtık bir kotu alıyor. Aslında yırtık kot o yırtılması anlamında ne yapıyor? Orada çalışanlar var. Oturuyor adam 8 saat kotları yırtmak için uğraşıyor. Ve onları da siz yüksek fiyatlarla satın alıyorsunuz. Anlamak mümkün değil ama işte moda, adı moda diyelim. Evet, solunum bölgesi var. Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin başının ön kısmında kalan yarısına da solunum bölgesi diyoruz. Yani şu insanın başının yarısına solunum bölgesi diyoruz. Biyolojik sınır değeri var.
kimyasal maddenin metabolitin veya etkilemeyi belirleyecek bir maddenin uygun biyolojik konsantrasyonun üst sınırlarına da biyolojik sınır diye var. Bütün bunlar, bunları niye veriyoruz? Bu maddelere göre kimyasal risk etmenleri, kimyasal değişimler, kimyadan kaynaklanan, kimyasal maddelerden kaynaklanan risklerin neler olabileceğini bulmak için veriyoruz. Yaklaşık 34 tane madde var. TVA var. 8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen ve hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama var. STEL var. Başka bir süre belirtilmedikçe 15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limit değer var. MAK var. Müsaade edilen azami konsantrasyon var. TLV dediğimiz eşit limit değer var. A, C, G, İ, H var. Hükümete bağlı endüstriyel hijyenistler için Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan sınır değerleri içeren bir nedir? Belirteçtir. Miligram metre küp var. PPM var. Sinonimler var. Gazlar var, buharlar var, solunabilir toz, duman, sis, lif, akut etki var. Bakın, akut etki, kronik etki. İki tane etki eder. Kimyasal maddeler insana iki şekilde etki ediyor. Ya da hayvanlara, ya da böceklere, ya da başka şeylere. İki şekilde ediyor. Bir akut, bir kronik. Şimdi bir maddenin yüksek konsantrasyonlarda kısa sürede, yani bir vardiya süresinde etki etmesinde yarattığı etkiye akut etki denir. Bir de kronik etki var. Uzun süreli ve tekrarlanabilen maruziyetlerin sonucunda verdiği etkiye de kronik etki diyor. Mesela vücutta birikiyor. İşte cıva. Mesela vücutta birikiyor. Belirli bir süre sonra zehirliyor. Birdenbire ne yapmıyor? Zehirlemiyor. Onun için çok küçük düzeylerde bile alırsa insan vücudunda birikerek zarara neden olabiliyor. Efendim, elleçleme diye var. Maddenin veya müstahsarın asıl niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, karburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemlere de elleçleme deniliyor. Sağlık gözetimi var. Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleriyle ilgili olarak sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılacak isimlendirmeler, demek ki 34 tane farklı tanım var. Şimdi bu tanımlara göre biz ne yapıyoruz? Kimyasal maddelerden doğan risklerin neler olacağını inceleyeceğiz. Şimdi kimyasalların isimlendirilmesinde birkaç farklı kriter var. Kimyasal isimlendirme üzerinde IUPAC diye veya ACS, Amerikan Kimya Derneği var. American Chemical Association herhalde. EC var, Avrupa topluluğunun uyguladığı değerler var. CNAS var, İngiltere'nin uyguladığı. WHO diye Dünya Sağlık Örgütü var. Dünya Sağlık Örgütü de tabii bunları tasdif etme bağlamında çaba gösteriyor. International UB var. Uluslararası Biyokimya Birliği de yine birçok kurum, kuruluş ne yapmaktadır? Bu kimyasal maddeler, kimyasal etkenler üzerinde çalışmaktadır. Yani bu kimyasal maddelerin insanı etkilemesi üzerine çalışmaktadır. Türkiye'de Hıfzı Sıha Enstitüsü var. Hıfzı Sıha ne yapıyor? Bu kimyasal maddelerin insana etkileriyle ilgili çalışmalar yürütüyor. Metal, ametaller var. Biliyorsunuz kimya dersleri aldınız. Kimya derslerinde ne var? Elementlerin bir periyodik cetveli vardır. Elementlerin periyodik sınıflandırılmasında bir metaller, ametaller var. Orada birçok element var. Bunların hepsinin veya bazılarının
birbirleriyle olan etkileşimi, birleşimi sonucunda ne ortaya çıkıyor? Kimyasal etkenler çıkıyor. Şimdi bunlar, bir anorganik kimya var, bir de organik kimya var. Organik yapıda bazı bileşikler, karbon kimyası diyoruz. Karbona bağlı, karbonun bağ yapmasından doğan kimyasal bileşiklere de biyokimya diyoruz. Burada da zehirleyici unsurlar ortaya çıkabiliyor. Yani biz karbon kimyası dışında da iş, yani bizde ne oluyor? Kimyasal maddeler her halükarda insanları etkileyebiliyor. Peki, kimyasal maddelerin doğru kullanımı için ne olması gerekiyor? Bu nedenle biz bir form dolduruluyor. Yani bütün kimyasal maddelerin kullanımında malzeme güvenlik bilgi formu diye bir form dolduruluyor. Bu form yasal bir zorunluluk olarak iş yerlerinde kullanılıyor. Eğer iş yeri kimyasal maddelerle çalışan bir iş yeri ise bu malzeme güvenlik bilgi formunu doldurmak zorunda. Peki bu formda ne var? Malzeme güvenlik bilgi formunda maddenin ismi var. Madde veya müstahzar veya bunu yapan şirketin var. Yani madde varsayalım ki işte bir bileşik. Onun ismi ve bunu kimin yaptığı, nereden geldiği, hangi kurumdan geldiği var. Bileşimi, içeriği hakkında bilgi var. Bunun nasıl bir bileşim olduğunu, bileşik midir, müstahzar mıdır, efendim sıvı mıdır, katı mıdır, ne olduğu. Bunun tehlikelerinin tanıtımı var. Yani bu ne yapar? Bunun yaptığı iş var. Bunun ilk yardımında, yani ne kadar kullanıldığında, mesela bütün ilaçların üzerinde ne yazar? İşte diyor ki günde işte 5 taneden fazla kullanırsan diyor, zehirler diyor. Ha demek ki 5 tane kullanabilirsin ve bunu diyor ki bir seferde değil, belirli aralıklarla ancak diyor bu kadar kullanabilirsin diyor. Şimdi bir seferde 5'ten fazla kullanıldığında ne olacaktır? Tehlike oluşturacaktır. Bunun gibi çok sayıda ne var? Bütün ilaçlarda hepsi güvenlik anlamında nasıl kullanılacağı var. Dolayısıyla tehlikelerinin tanıtımı olması gerekiyor. İlk yardımda neler yapılması gerekiyor? Mesela birçok ilaçta yazılıyor. Bundan diyor 10 tane yutarsan ne olur? Değil mi? Ne olur? Bunun ne yapıldığını yapıyor. Eğer yanıcı, patlayıcı, parlayıcı madde ise bunun yangına neden olabilir. Yangınında ne yapılabilir? Efendim, kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler, bazı maddeler ki kaza sonucu işte yayılabiliyor. Bunun sonucunda ne olabilir? Nasıl tedbirler alınabilir? Bu var. Elleçleme ve depolama önlemleri var. Elleçlemeyi anlatmıştım. Karıştırma, işte kabını değiştirmek, küçültmek, büyütmek vesaire. Elleçleme ve depolama, nasıl depolayacaksınız? Kaç tanesini üst üste koyabilirsiniz? Yani bazı maddeler vardır ki üst üste koyamazsınız. Yani bunlar tepki olabiliyor. Maruziyet kontrolleri, yani buna karşı geldiğinizde ne olur? Efendim, fiziksel ve kimyasal özellikler nelerdir? Kararlılık ve tepkime ne olacak? Toksikolojik bilgiler neler? Ne kadar? LD diye, tarım ilaçlarında LD diye bir değer var. Burada zehirleme bilgisini veriyor. Ekolojik önlemler ne olacaktır? Çevreyi ne kadar etkiliyor? Bunun bertaraf edilmesi nasıl olacaktır? Taşımacılık bilgileri nelerdir? Mevzuatı ve diğer bilgiler gibi birçok bilgiyi ne yapacağız? Malzeme güvenlik bilgi formuna işlememiz gerekiyor. Bakın, dünyanın en büyük felaketini kim yapmıştır? Kimyasal maddede Union Carbide firması diye bir firma. Binlerce insanın zehirlenmişti. Hindistan'ın bir bölgesinde tarım ilacı üretirken Union Carbide diye bir firma. Firmanın fabrika patlıyor.
fabrikanın patlamasından sonra bir çevreye gaz dağılıyor. Gaz dağılmasından sonra o bölgedeki binlerce insan zehirlenerek ölüyor arkadaşlar. Bakın bunu da internetten araştırabilirsiniz. Union Carbide diye bir firma, Amerikan firması. Bakın demek ki bir takım maruziyetler sonucunda da ne olabiliyor? Zehirleme etkileri görülebiliyor. Evet, malzeme güvenlik bilgi formu demek ki neyi içeriyor? Malzeme güvenlik, hangi kimyasal maddenin nasıl kullanılması gerektiğini, nasıl yapılması, nereden geldiğini, içeriği. Hani aynı kullandığınız ilaçlardaki prospektüs bilgisindeki gibi, o içerikteki bilgiler gibi ne yapıyor? Kimyasal maddelerin de nereden, nasıl, ne şekilde kullanılacağı söyleniyor. Peki kimyasalların etiketlenmesi nasıl oluyor? Bunu da diğer derste anlatacağız.